Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 10-17 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, gezegeniniz Merkür Yay burcunda retro hareketini sürdürüyor. Merkürle beraber Güneş, Venüs, Satürn Yay burcunda. 4. evinizde çok gezegen hareketliliği var. Eviniz, yuvanız, yaşadığınız mekanlar, aile üyeleri, anneniz, babanız, bunlarla ilgili mevzular bu Aralık ayında sizi çok daha meşgul edecek gibi görünüyor. Bazılarınız ev değiştirebilir, bazılarınız ofisle ilgili yenilikler söz konusu olabilir. Aile büyükleri ve olgun yaştaki kişilerle ilgili veya otorite pozisyondaki kişiler hayatınızda, onlarla ilgili görüşmeler, bazı kararlar almanız gerekebilir. Evet, kuşkusuz zaman zaman hayatın kontrolünün sizin dışınızda olduğunu hissedebilirsiniz. Çünkü bu kadar 4. evinizdeki gezegen hareketliliği biraz ailevi konuların sizi yönlendirdiğini işaret ediyor. Siz de çoğu zaman onlara uyum sağlamak zorunda kalabilirsiniz. Merkür de retro olduğu için planlarınız hiç istediğiniz gibi gitmiyor olabilir bu hafta içerisinde ve zaman zaman iletişim sorunları, ulaşımda meydana gelebilecek bazı aksamalar da gündemde olabilir. Dikkat edin, daha temkinli olun. Her zaman bir ikinci planınız söz konusu olsun. Evet, haftanın ilk 3 gününde Ay Terazi burcunda olacak. Para konularına daha fazla odaklanıyorsunuz. Yani çalışmanız karşılığı gelecek paralar, bütçeniz, belki ödenecek faturalar, yapılacak alışverişler. Genel anlamda böyle parasal mevzular gündemde. Çarşamba akşamı ise Ay Akrep burcuna geçiş yapacak. Mars Akrep burcunda ilerliyor. 9 Aralık'tan beri ve 26 Ocak'a kadar da Akrep burcunda kalacak. Özellikle ay geçişiyle beraber çarşamba gecesinden itibaren yakın çevrenizdeki kişiler, bir kardeş olabilir, bir komşu olabilir. Özellikle ilişkilere dikkat edin. Çünkü zaman zaman ani gerilimler olabilir yakınlarınızdaki kişilerle. Ve hafta sonunda ise Ay Yay burcunda yine ebeveynler ve aileyle ilgili konulara bu hafta daha fazla odaklanabileceğinizi söyleyebiliriz. Güneş ve Venüs arasında, Koç burcundaki Uranüs'e Güneş Venüs arasında da güzel bir üçgen oluşacak bu hafta genelinde. Bu da emlakla ilgili, gayrimenkulle ilgili veya aileden gelebilecek bazı finansal kaynakların, desteklerin olabileceğini işaret ediyor. Yani bir emlakınız, size ait bir gayrimenkulün satılması, kiralanması ile ilgili bir gelir olabilir. Ailenizin kaynakları, miras gibi bazı konulardan gelebilecek bazı kaynaklar olabilir. Özellikle önümüzdeki hafta başında meydana gelecek yay dolunayı, yay yeni ayıyla beraber bu konular daha fazla gündemde olacak. Ve özellikle Koç burcundaki Uranüs'ün keyifli açısı, Venüs'ün geçişi sizi finansal anlamda sevindirecek gibi görünüyor. Bazı beklemediğiniz sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz sevgili Başaklar. Mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.